Evet sevgili seyirciler, Silivri'deki Ergenekon davasının bugünkü duruşmasından kısa notlar aktardık. Oldukça çarpıcı bir tablo vardı bugün Silivri'de. Stüdyo konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı ile bugünkü Silivri'yi konuşacağız. Sayın Sarı, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Evet, biz özetlemeye çalıştık ama aslında çok da detayları var bugün Silivri'nin. İnanılmaz şeyler yaşandı. Adeta az önce görüntülerini hep birlikte izledik. Bir savaş alanı gibiydi Silivri. Daha önce de buna benzer görüntüler yaşanmıştı ama bugün polisin müdahalesi oldukça sertti. Hem biber gazı hem tazyikli suyla hava koşullarına rağmen, elverişsiz hava koşullarına rağmen inanılmaz bir müdahale vardı Silivri'ye gelenlere. Ve duruşma ile ilgili de usulsüzlükler vardı. Az önce notlarımızı aktardık. Neler söyleyeceksiniz? Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse bugün Silivri'de yaşananları siz nasıl yorumlarsınız? Bugün Silivri'de yaşananları hem arkadaşlarımız aracılığıyla hem de basında, radyo ve televizyon kanallarındaki yayınlardan izlemeye çalıştım. Çok sayıda kanaldan bilgiye ulaşmak şansı bulduğumu söyleyemem ne yazık ki. Sadece belirli bazı kanalların, haber kanallarının haber değeri niteliği taşıdığını düşünerek bu konuya yer verdiğini üzülerek gördüm. Bugün yaşanan olayların demokratik bir ülkede hukuk devletiyle, hukuk devleti ilkelerine göre yönetilen, hukuk ilkelerine göre yönetilen, hukukun geçerli olduğu, adaletin geçerli olduğu bir ülkede yaşanacak türden olaylar olmaması gerekir. Bu tür olaylar ancak despotik ülkelerde, ancak demokrasiden uzaklaşmış ülkelerde, ancak diktatörlük rejimlerinde, ancak faşist rejimlerde karşılaşılan olaylar kapsamında. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bugün bir hukuk devletinde, demokratik bir hukuk devletinde bütün duruşmalar izlenmeye, değerlendirmeye açıktır. Katılımın sınırlanması, izlemenin sınırlanması mümkün değildir. Ama bugün ne yazık ki Silivri'de gene bir akıl tutulması, gene bir sağduyu noksanlığı, sağduyu eksikliği ve bir adaletsizlikle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha söylemek gerekiyor. Ne orada davayı, duruşmayı izlemek üzere bulunan insanların böyle bir tavırla karşılanması kabul edilebilir. Ne de duruşma salonunda bulunan milletvekillerimizin izlemek amacıyla ve yasama görevinin de bir parçası olarak yerine getirmek istedikleri bu görevin engellenmesi kabul edilebilir bir durum olur. Bunu kabul etmek mümkün değil. Mahkemeyi, mahkeme heyetini akla, hukuka, adalete ve sağduyuya uymaya çağırıyorum ben de buradan. Bu konuda kamuoyunun gözleri önünde yaşanan bütün bu olayların hesabı bir gün sorulacaktır. Evet. Şimdi dedik ki farklı uygulamalar vardı bugün. Örneğin gazeteciler daha önce bulundukları bölüme alınmadı, avukatlar alınmadı, milletvekilleri ayaktaydı. Mahkeme başkanının da sert bir tavrı vardı bütün bu olanlar karşısında. Adeta orada işte izleyici olarak bulunanları azarladı bir anlamda. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Hani yargı paketlerinin görüşüldüğü bugünlerde, başbakanın zaman zaman yargıyı eleştirdiği bugünlerde. Yargı paketlerini bir aldatmacı olarak nitelediğimi önce söylemek isterim. Yargı paketleri göz boyama paketleri. Özel yetkili mahkemeler de bu paketlerden biriyle kaldırıldı. Şu anda Silivri'deki yargıçlar da, Silivri'deki heyet de, Silivri'deki mahkeme de hukuksuz bir mahkeme. Şu anda meşruiyetini yitirmiş bir mahkeme, doğal yargıç ilkesine aykırı bir mahkeme, yargının evrensel kurallarına aykırı davranan, meşruiyeti tanınmayan, tanınmaması gereken bir mahkeme. O nedenle mahkeme başkanının bu tutumunu yadırgamıyorum. Mahkeme başkanının ne aklı, ne vicdanı, ne hukuku yönetemediği gibi mahkeme salonunda da bir yönetim becerisi ortaya koyamadığını görüyoruz. Bugün olan bitenlerin bir boyutu da o. Yönetemeyen, kendi alanına hakim olamayan, adaletten sakınan, adaletten kaçınan bir mahkeme heyetinin ortaya koyduğu tutum da ancak bu kadar olabilir. Evet. Şimdi milletvekilleri de CHP özellikle kalabalık bir grup olarak oradaydı. Aslında hani bu duruşmanın önceden
bugün yaşananların olacağı önceden bekleniyor gibi bir hava da vardı. Sanki yapılmak istenen bu muydu diye sormak istiyorum. Duruşma bu arada Perşembe gününe ertelendi, biliyorsunuz 11 Nisan Perşembe gününe. Nedir yani bu süreç, nedir? Ergenekon davasında hep biz diyoruz ki artık haberlerimize sona yaklaşılıyor, sona yaklaşılıyor. Ayrıca bir iddia daha var. Ergenekon davasında tutuksuz yargılananların da önümüzdeki günlerde tutuklanacağına dair. Bu iddiayı hiç kuşkusuz bir iddia olarak saklı tutalım ama bugün Silivri'de yaşananlar konusunda, Silivri'deki durum konusunda 4,5 yıldan bu yana uygulanan tutum, izlenen tutum neyse, nasıl bir yaklaşımla davranılıyorsa bugün de aslında o doğrultuda davranılmıştır. Kastettiğinizin bu olduğunu sanıyorum. 4,5 yıldan bu yana Silivri'de bulunan insanları orada tutmakla ilgili bir misyon gereği davranıldı. Sahte delillerle, türetilmiş delillerle, hazırlanmış sahte iddialarla, güdümlü bir iddianame ile sonuçta bu arkadaşlarımız, aralarında bizim arkadaşlarımızın da olduğu bu insanlar orada tutuldular. Davanın ertelenmiş olması, duruşma tarihinin ertelenmiş olması da bence bu sürecin bir parçası diye düşünüyorum. Adaletsiz ve hukuksuz olduğu o kadar açık bir iddianame ki sonuçta yargıçlar bile vicdanlarıyla baş başa kaldıkları zaman eminim rahatsız oluyorlardır. Eminim aynaya bakarken rahatsızlık duyuyorlardır. Eminim çocuklarının yüzüne bakarken rahatsız oluyorlardır. Tarih onları iyi hatırlamayacak. Demokrasi tarihinin yüz karası olan bir yargılama operasyonu gerçekleştiriliyor. Yargı üzerinden yaratılan bir baskı operasyonu gerçekleştiriliyor. Ve bunun müsebbipleri, bunun aktörleri, bunun oyuncuları kendilerinden de rahatsız olacaklardır. Kendilerinden de utanacaklardır gün geldiğinde. Evet, şimdi siz bir anlamda hukuki boyutunu da değerlendirdiniz ama 2700 küsür sayfalık bir mütalaa var. Şimdi hukuki boyutu bir yana, mantığa da aykırı geliyor mu size göre? Yani bu kadar sayfalık bir mütalaa var, bu kadar tutuklu var, savunmalar yapılacak. Yani bundan nasıl bir karar çıkacak? Ne kadar zaman alır bu? 4,5 yılda nereye geldiğimizi gördük. Evet. Yargılama ile ilgili bütün süreçler, savunma hakkının kısıtlandığı, tutuklu bulunan insanların konuşmasına izin verilmediği, savunmalarını özgürce yapamadıkları koşullarda gerçekleşti ve 4,5 yılı buldu. Acaba bu aşamadan sonra bir 4,5 yıl daha kalmaları mı bekleniyor? Biz biliyoruz ki bu davada tutuklu olan bazı kişilerin avukatlarına mahkeme heyeti 10 yıl hakkım var. Daha 10 yılın işte 4. yılındayız diyebiliyor. Bir 10 yıl insanların içeride kalmasını, tutuklu olarak içeride kalmasını mı hedefliyorlar? Bu da mümkün olabilir ama dediğim gibi bunun hesabı sorulur. Bunun hesabı her düzlemde sorulur, her dünyada sorulur, her koşulda sorulur. Evet, vicdanen bir kere soru işaretleri var. Şimdi işin bu boyutu bir tarafa, bir de insani boyutundan bakmak gerekir diye düşünüyorum. Bir kişi kalp krizi geçirdi, bir gazeteci ağır yaralandı, bir bebek biber gazından etkilendi. Bizim birebir görüştüğümüz sanatçılar var, yine destek için orada olan, onlar da ciddi anlamda yaralandı. Hakikaten belki bir savaşta olabilecek görüntüler vardı bugün Silivri'de. Yani polisin o biber gazıyla adeta karşısındaki kitleyi böyle görmeden ezbere o biber gazıyla, tazyikli suyla, az önce de söyledi, kötü hava koşullarına rağmen müdahale etmesi. Zulmetme amacıyla müdahale etmesi. İnsanlık açısından da düşündürüyor, öyle değil mi? Evet. Gerçekten insanlık dışı bir tutum. Hiçbir biçimde savunulamaz. Hiçbir biçimde mazur gösterilemez. Hiçbir gerekçeyle de açıklanamaz. İçinde bulunduğumuz, gözlediğimiz, yaşadığımız bu durum. Akıl dışı. Sadece akıl dışı olarak nitelemek ve bu kinin, bu öfkenin gerisinde yatanın ne olduğunu sorgulamak gerekiyor. Neden bu kadar öfkeliler? Neden bu kadar kinle davranıyorlar? İçlerindeki öfkeyi bastırmak için daha neler yapmayı tasarlıyorlar? Bu insanı gerçekten kaygılandırıyor. Ve ben bugün görüntüleri izlerken televizyondan orada bulunan yurttaşlarımıza güvenlik güçlerinin tavrını, tutumunu, izlediği şiddeti izlerken utandım.
demokratik bir ülkede yaşadığım konusundaki iyi niyetli yaklaşımımın yok olduğunu gördüm. Her şeye rağmen bu umudu taşırken, taşıma çabası içindeyken bu durumda bunu umut etmenin bile artık mümkün olmadığını gördüm ve gerçekten utandım. Evet. Ciddi anlamda yaralananlar olduğunu söyledik. Neden böyle oldu? Çünkü bundan önce birkaç defa daha halk oradaydı. Sivil halkta ilgisini, buradaki hukuksuzluğa, demokrasinin olmayışına tepkisini bugün daha da fazlasıyla aslında getirdi. Bütün engellere rağmen çok büyük katılım vardı. Peki bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Son aylarda, son yıllarda Türkiye'nin genelinde yaşananlara bir bakarsak, özellikle bu davalarla birlikte değerlendirmek gerekirse, bu sivil insanların oraya akışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü evrensel bir haktır. Bütün uluslararası insan hakları belgelerinde sayılan bir haktır. Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği mevzuatının ya da evrensel nitelikte diye tanımlayabildiğimiz bütün belgelerin bir parçasıdır. Toplanma ve gösteri yapma haktır. İnsanların düşüncelerini bu biçimde ifade etmesi bütün demokratik ülkelerde koşullarının ve uygulanabilirliğinin hükümetler tarafından gözetilmesi gereken bir haktır. Ama 10 yıldan bu yana biz bu hakkı artık hak kapsamı olmaktan çıkardık. Biz çıkarmadık. Bunu hükümet çıkardı. 1 Mayıs'lardan başlayarak bütün eylemlerde, işçi eylemlerinde, memur eylemlerinde toplanma ve gösteri yapma hakkı, hatta çevre eylemlerinde, çevreye ilişkin eylemlerde hak olmanın ötesine geçti. Evet. Yaşama hakkının ortadan kaldırıldığı bir niteliğe dönüştü. AKP 10 yıldan beri halkı bastırıyor. Şiddetle bastırıyor. Güvenlik güçlerinin yarattığı şiddetle bastırıyor. Başbakanın kullandığı şiddet diliyle bastırıyor. Bir konuda eğer bu kadar yüksek sesle yasak ve bir hakkın kullanılabilirliği konusunda bunca engel ortaya konmuşsa, sonuçta insanların bundan kaçınması, haklarını kullanmak konusunda bir otokontrol geliştirmesi mümkün. Faşizm böyle bir şey. Faşizm insanların günlük yaşantısına sızan ve kendilerini kontrol etmesiyle sonlanan bir yönetim biçimi. Eğer bu şiddet halka böyle yansıyorsa faşizmle ilgili ciddi bir kaygı duymamız, faşist bir yönetim tarzı konusunda ciddi biçimde kaygılanmamız gerekiyor. Halkın artık daha çok sokağa çıkıyor olması, halkın tepkilerini daha çok ifade ediyor olması çok önemli. Bu otokontrol sisteminin kırıldığını ve halkın hak arama bilincinin giderek arttığını gösteren bir durum. Ama umarım bu durum karşısında hükümet tavrını sertleştirmez. Hükümet şiddet uygulamak konusundaki yaklaşımını biraz daha pekiştirecek bir tutum içinde olmaz. Evet, belki de hükümet artık daha önce olmadığı bir tepkiyle karşılaşıyor. Onun için bu tür davranışlar, refleksler geliştiriyor güvenlik güçleri. Çünkü hani biz daha önce de son 1-2 yılda kamuoyunun tepkisizliğinden, bir sessizliğinden sık sık söz ediyorduk. Ama bugün gelinen noktada artık farklı bir tablo, farklı bir resim çıkıyor ortaya. Nedir? Halk yani bir takım şeyleri yeni mi fark etti, yeni mi tepki göstermeye başladı, yeter artık işte sınıra geldi noktasında mı? Hiçbir iktidar şiddet uygulayarak iktidarını sonsuza kadar koruyamaz. Ya da sürekliliğini kendi öngördüğü süre kadar bile koruyamaz. Şiddete karşı direnmek halkların hakkıdır. En doğal hakkıdır. Yöneticilerin uyguladığı şiddete, haksızlığa karşı direnmek bir haktır. Ama direnebilmek için örgütlü toplum olmak gerekir. Örgütlenmek gene bu iktidar döneminde ciddi biçimde engellenen bir eylem oldu. Evet. Sendikaların gücü kırıldı, sendikaların örgütlenmesiyle ilgili güdümlü bir yaklaşım desteklendi ve sendika hükümet yanlısı sendikaların oluşumu sağlandı. Benzer biçimde örgütlerin üzerine yönelik yargı aracılığıyla uygulanan operasyonlar insanları bu konuda geriletti. Ama söylediğiniz gibi önümüzdeki günlerde
bu zulme karşı direnmek artık meşru bir direniş olacaktır. Ve her zeminde, her düzlemde bu direnişin ipuçlarını, izlerini görmek ve yaşamak durumunda kalacağız. Hükümet de bunu görecek. Evet. Önemli bir noktaya gelindi yani artık Türkiye'de. Öyle diyebilir miyiz? Bıçak kemiğe dayanınca oluyor galiba, değil mi? Öyle derler. Evet. Şimdi burada az önce salondaki uygulamalardan söz ettik. Milletvekillerinin boş bulunan bölüme alınmayışı, grup başkan vekili, CHP grup başkan vekili Muharrem İnce'nin sözleri var. Balbay'a seslenerek diyor ki Abdullah Öcalan'ın yakın olduğumu söyleyince bizi belki alırlar diyor. Şimdi burada Mehmet Haberal'lara, Mustafa Balbay'lara ve daha çok birçok sanığa yapılan muameleleri göz önünde bulundurduğumuzda bir yandan da İmralı görüşmeleri sürüyor, heyetler gidip geliyor. Öcalan'ın hangi statüye geldiği konuşuluyor, nasıl muamele görüyor devlet tarafından? Bu iki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada çok açık bir çift ölçü gözetildiği ortada. Bir yanda bir mahkum, hükümetin muhatap aldığı görüşmelerde asıl aktör olarak öne çıkardığı bir figür. Diğer tarafta henüz mahkumiyet almamış olan ve 4,5 yıldan beri haksız bir uygulamayla, hukuksuz bir uygulamayla tutuklu olan insanlar. Ve o insanların yakınları, onu destekleyenler, orada bulunan durumu gözlemeye çalışanlar, gözlemek isteyenler. Bütün bunlar bu çift ölçünün göstergesi hiç kuşkusuz. Burada belki bir durumdan kaçınmak gerekiyor. Abdullah Öcalan'la ilgili birebir böyle bir benzetme yaptığımız zaman bazı insanları incitebiliriz. Evet. Bazı yurttaşlarımızın bu konudaki düşünceleriyle örtüşmeyen bir eleştiri yapılmış olabilir. Amacımız bu değil. Amacımız sadece bir durum üzerinden hükümetin tavrını ortaya koymak ve hükümetin gerçekte olması gereken, demokratik bir tutumu, demokratik bir yönetim anlayışını uygulama kapasitesinin, becerisinin, isteğinin, iradesinin olmadığını açıklamaya çalışmak. Hükümet bir yandan Abdullah Öcalan üzerinden, İmralı üzerinden, bir coğrafya üzerinden ve Kandil üzerinden ülkemizde yaşayan yurttaşlarımızın bir bölümüne bir mesaj vermeye çalışıyor. Bu mesajın gerçek anlamda işlevli, demokratik bir açılımla sonuçlanacak bir mesaj, böyle bir süreci başlatacak bir mesaj olduğunu düşünmek isteriz. Hükümetin böyle bir niyetle, böyle bir çabayla, böyle bir iradeyle davrandığını düşünmek isteriz. Bunu herkesten çok biz isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi ister. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkedeki bütünlüğü, bu ülkedeki halklar arasındaki iç içe geçmişlik durumunu, bunun yarattığı, yaratacağı barış ortamını en çok özleyen, en çok bu konuda çaba harcayan bir siyasi oluşum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti. Hakların, temel hakların, temel insan haklarının, demokratik hakların karşılanması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu bir irade söz konusu. Ama hükümet bunu kendi, genel başkanımızın tabiriyle söylemek istiyorum, kendi gizli ajandası üzerinden planladığı bir strateji üzerinden yürütüyor. Bunun topluca bütün ülkeye demokrasi getirecek, topluca bütün ülkeye rahat nefes aldıracak, gerçekten barışı sağlayacak bir süreç olduğunu bilmiyoruz. Tam tersine hükümetin bu yaklaşımının, bu pazarlıkçı yaklaşımının, bu durumları ve olayları birbirinin yerine ikame etme konusundaki gizli saklı niyetlerinin sonuçta ülkeyi çok daha karmaşık bir duruma, barışa koşarken tam da barıştan kaçacağımız bir noktaya getirmesi çok mümkün. Daha çok kan olabilir, çok mümkün. Bizim kaygımız, temel kaygımız bu noktalarda yoğunlaşıyor ve bundan dolayı hükümetin tutumlarını dikkatle izliyoruz. Her fırsatta hükümete yönelik uyarılarımızı ortaya koymaya çalışıyoruz ve sonuçta önerdiğimiz kulvara girmediği, bizimle birlikte davranmadığı her koşulda da ortaya çıkacak tehdidi kendilerine anlatmaya çalışıyoruz. Tabii duyarlarsa ya da duymak isterlerse.
Evet, şimdi sizin sözünü ettiğiniz bu anlamda birlikte çalışma, destek olma anlamında hükümetten cevap gelmemesi, ancak son işte geçtiğimiz hafta içinde bir komisyon, akil adamlar listesiyle patlayan bir gündem ve mecliste bir komisyon oluşturulması, CHP ve MHP'nin de bu komisyonda üye bulundurma talebine CHP ve MHP'den ret yanıtı geldi. Şimdi belli bir tablo devam ediyor. Hı hı. Bu komisyonla üye olma talebi neden geldi? Bu da bir tartışma konusu. Şöyle iddialar da var. Şimdi bu noktaya gelene kadar AKP diğer muhalefet partilerini bilgi paylaşımı konuda ve daha birçok konuda bilgilendirmezken, saf dışı bırakırken, bundan sonra niye dahil etmeye çalışıyor? Aslında bu da biraz manidar. Siz buna bir yorum getirir misiniz? Söylediğiniz şey gerçekten çok önemli. Bugün ortada konuşulan bazı kavramlara ve kurumlara baktığımız zaman, bizim Aralık ayında Başbakan'la yaptığımız Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan'ı ziyaret ederek getirdiği önerilerin içinde yer alan kavramlarla benzeşen, örtüşen kavramlar olduğunu görüyoruz. İşte komisyonlar, akil adamlar üzerinden tanımlanan bir takım uzlaşma grupları. Bütün bunlar sanki bizim önerilerimizle örtüşüyormuş gibi görünüyor ve kamuoyunda da bir kavram kargaşası yaratıyor. Belki burada bunu da açıklamak, bunun için de bir fırsat olacak bu sorunuz. Şimdi Başbakan bir eylem planladı, bir eyleme geçti, somut olarak eyleme geçti. İmralı'yla görüşmeler başlattı, bir mahkumla, siyasi hakları kısıtlanmış olan bir mahkumla resmi düzeyde temaslar yürütmeye başladı. Parlamentoda temsil edilen bir partinin yöneticilerini İmralı'ya gönderdi, Kandil'e gönderdi. Bugün de gittiler. Selahattin Demirtaş'ın bugün de açıklamasını izledim. Bugün de gittiler. Onlara bir postacılık misyonu verdi. Ve sonuçta bu başlayan sürecin tam da ortasında, evet şimdi Akil Adamlar grubu oluşturalım, kurulu oluşturalım. Şimdi mecliste uzlaşma komisyonu oluşturalım aşamasına geldi. Aynı şey değil. Evet. Bütün bunlar başlamış bir sürecin ortasına eklemlenecek durumlar, kurullar, kurumlar, insanlar değil. Bizim önerdiğimiz meşru zeminde, hiç kuşkusuz terörle mücadele boyutunda teröristlerle, tırnak içinde söylüyorum, bir başkaldırı içinde olan gruplarla ya da direnen kesimlerle görüşmeler yapılabilir. Bunların temsilcisi konumunda olan tutuklularla, mahkumlarla da görüşmeler yapılabilir. Ama bu görüşmeler bu kadar aleni, hı hı, bu kadar hukuk devleti kurallarını çiğneyerek, hukuk yok sayılarak, yok edilerek, hukukun gerekleri yerine getirilerek yapılmaz. Bunların bir usulü vardır, bir adabı vardır, bir yöntemi vardır. Bu yöntemin başka ülke örneklerinden de çok somut olarak görüyoruz ve biliyoruz bunları. Bu yöntemin bu şekilde izlenmesi gerekir. Ama şimdi söylediğim gibi hukuk çiğnenmiş durumda. Hükümet kendi koruduğu, yasayla koruduğu, güvence altına aldığı müsteşarı aracılığıyla bir görüşme sürdürmekle birlikte gene BDP'li milletvekilleri, BDP yöneticileri aracılığıyla kestaneyi tutmak için maşa kullanarak ya da ateşi tutmak için maşa kullanarak davranıyor. Ve parlamentonun, bence parlamentoda temsil edilmiş olan bir partinin kimliğini de zedeleyen, onu da sorgulanır noktaya getiren, demokratik işleyişte bile sorgulanması gereken bir durumu kabul, de facto bir durum olarak önümüze koyuyor. Bu nedenle meclisteki uzlaşma komisyonunun niteliğine de böyle bakmak gerekiyor. Sürecin tam ortasına yerleştirdiğiniz bir komisyon ne yapabilir? Kaldı ki iç tüzük hükümleri uyarınca bu tür komisyonların sadece araştırma amaçlı çalışabileceği, böyle bir misyonla davranabileceği ve sonuçta çalışma alanının, çalışma yöntemlerinin sınırlı olması nedeniyle meclisin, meclisteki yaygın işleyişe ve meclis teamülüne, iç tüzük hükümlerine de uygunluk taşımadığı çok açık bir gerçek. O nedenle biz bu komisyonun oluşumunu gerekli ve yeterli, yararlı bulmuyoruz, işlevli bulmuyoruz.
tam tersine gene hukukun dolanıldığı, hukukun bypass edildiği bir yeni durumun taşıyıcısı olarak görüyoruz. Ama engel de olmayacağız. Peki iyi niyetli buluyor musunuz özetle? Başbakanın bu süreçte izlediği hiçbir tutum açık değil. Hiçbir açıklaması samimi değil. Hiçbir girişimi demokratik bir ülkedeki bir devlet adamı ciddiyetine yaraşır bir nitelikte değil. Gizli saklı, örtülü, meydan okuyarak, Kasımpaşa üslubunu egemen kılarak ve sonuçta bir kibir ve büyük bir edayla, kibirli bir edayla kamuoyuna bu durumu açıklamaya çalışarak zaten bunun koşullarının olmadığını ortaya koydu. Samimi değil, başbakan samimi değil, inandırıcı değil, güvenilir değil. O nedenle bu süreçte başbakanın ortaya koyduğu tavır bu sürecin gidişatını da belirleyen bir durum. O nedenle biz kaygılıyız. O nedenle biz süreci bu kadar derin bir biçimde irdelemek gerektiğini, sorgulamak gerektiğini düşünüyoruz. Ve o nedenle genel başkanımız artık verdiği krediyi kaldırdı. Evet. Çünkü ortaya konan yaklaşım, ortaya çıkan tablo sonuçta başbakanın herkesi aldatabilme kapasitesinin boyutlarını da ortaya koydu. Biz Kürt yurttaşlarımız için kaygılanıyoruz. Biz önümüzdeki dönemde barışa ulaşmak derken daha çok kan akacak koşulların yaratılabileceğinden kaygı duyuyoruz. Biz bir yandan işte gene bugün basında izlediğimiz haberlerde yer alıyor. PKK Suriye'de şimdi Esad yönetimine karşı savaşmaya hazırlanıyor PYD aracılığıyla. Orta Doğu cehenneminde biz Kürt yurttaşlarımızın bir piyon olarak kullanılmasından kaygı duyuyoruz. O nedenle çok kaygılıyız. O nedenle çok dikkatliyiz. O nedenle çok özenliyiz. Başbakanı her fırsatta uyarmaya da devam edeceğiz. Şimdi siz Kürt yurttaşlarımıza dikkat çektiniz. Bu anlamda başbakanın samimi olmadığına da inanıyoruz. Samimi değil ve güvenilir değil. Evet. Şimdi bu anlamda biz hani hep barıştan yana, kan dökülmesinin durmasından yana tabii ki bir tavır, bir refleks göstermek durumundayız. Ancak hedefler ne? PKK'nın, BDP'nin ve AKP'nin hedefi ne? Bu konuda da sanıyorum başbakanı samimi bulmuyorsunuz. Örneğin şimdi bir haber düştü sitelere. Hani hep bağımsız bir federe yapı istemiyordu ya PKK. Şimdiden bir harita belirlemiş ve 12 eyalete bölmüşler o belirledikleri kısmı. Ve bununla ilgili görevlendirme dahi yapmışlar. Orta Doğu'yu ve Türkiye'yi kapsıyor. Hayır, Türkiye haritası. Sadece Türkiye haritası. Evet. Evet, şimdi anayasa çalışmalarıyla ilgili başbakanın dün yaptığı bir konuşmada da ifade ettiği bu federasyon kavramı sanıyorum bu bilginin bir yansıması. Başbakan böyle bir durumdan haberdar olmalı ki bunun PR'ını yapmak, bununla ilgili kamuoyu oluşturmak konusunda da bir misyon yürütüyor. Öyle olduğu anlaşılıyor. Şimdi şöyle bakalım. Aslında barışı şöyle bir yana bırakalım. Barış hepimizin özlediği, hepimizin ulaşmayı hedeflediği ve hiçbir koşulda artık tek bir yurttaşımızın bile burnunun kanamayacağı koşulları yaratmakla ilgili bir durum. Bunu hepimiz istiyoruz. Halkımız istiyor, siyasi partiler istiyor, bütün demokratik kuruluşlar istiyor. Şimdi anlaşılan PKK da istiyor silah bırakmaktan ve çıkmaktan söz edildiği koşullarda. İstemesi gerekir. Çıktığı noktada zaten bununla ilgili koşullar gerçekleşecek. Bütün bunların gerisinde eğer böyle bir tasarım söz konusuysa ülkenin bir federal yapı olarak yeniden yapılandırılması, federatif bir cumhuriyet olarak yeniden düzenlenmesi, başbakanın bu federatif cumhuriyetin başkanı olması ve bununla ilgili bir anayasa değişikliği konusu eğer gündemdeyse bunun bu açıklıkta konuşulması gerekir. Bir yandan demokratik bir anayasa diye yola çıkıp, anayasada değişiklik amacıyla yola çıkıp, daha sonra korumak için şerefiniz üzerine yemin ettiğiniz bir durumu değiştirmek konusunda pervasızca bir tutum izliyorsunuz.
mecliste anayasayı korumakla ilgili ya da anayasaya uymakla ilgili edilmiş olan yemin bozuluyor bu koşullarda. Ve bunun arkasından sizi, başbakanı, sonsuza kadar belki bulunacağı bir göreve taşıyacak. Artık görev olmaktan da çıkıp onun için muhtemelen bir hak konumunda olacak bir başkanlık sistemini gündeme getirip daha sonra da bunu, bu durumu, bu pozisyonu bir pazarlık alanı alanında, pazarlık alanında taraflarını kendinizin oluşturduğu bir alanda görüşmeye ve bu görüşmeler temelinde bir süreç yürütmeye kalkışırsanız bunun hesabını vermeniz gerekir. Öncelikle bunun hesabını vermeniz gerekir. Bunu hesap vermek derken tırnak içinde hesap vermenin diğer boyutunu da vurgulayarak evet. tekrar söyleyeceğim ama bunu açıklamanız gerekir. Bunu anlatmanız gerekir ve kamuoyunda bu konuda kamuoyu ötesine geçen koşullarda bu ülkede yaşayan insanların iradesinin bu yönde gerçekleşeceği koşullar olmazsa da bunu zorlamamanız gerekir. Şu anda AKP BDP'yi yanına alarak çoğunluk olduğunu, çoğunluk gücüne dayanarak ve BDP'nin de desteğiyle bu durumu yaratabileceğini sanıyor. Evet. Ama bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Dünyanın neresinde olursa olsun, bırakın Orta Doğu'da, Türkiye coğrafyasında olmayı, dünyanın neresinde olursa olsun bu durum çok tehlikeli bir durumdur. Orta Doğu coğrafyasına, Orta Doğu cehennemine kapı açıldığı bir noktada siz bunu yaparsanız kanın da gözyaşının da önüne geçemezsiniz. Çünkü bu ülkede çoğunluğun ortaya koyduğu bu irade, toplumun diğer kesimleri tarafından onaylanmamış, kabul edilmemiş, kabul görmemişse dünyanın neresinde olursa olsun bu gelecekteki kan ve gözyaşı için atılmış tohumlardır. O nedenle AKP'nin bu niyetinin, BDP'nin bu fırsatçılığının, PKK'nın tarihsel süreçteki bu yanılgısının bir an önce açığa çıkması ve bir an önce bu tehlikeli yaklaşımdan vazgeçmeleri gerekiyor. Bunu açığa çıkaracak olan da bunun sonrasında gerçekten olması gerekeni gerçekleştirecek olan da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Evet. Şimdi devam etmekte olan bir süreç var. Hepimiz iyi niyetle yine beklemeye devam ediyoruz ama CHP'dir dediniz. Ben biraz CHP'ye de süremiz çok azaldı dönmek istiyorum. Yurt dışından geliyorsunuz siz Almanya'da. CHP yurt dışında neler yapıyor? Kısaca onu da değerlendirirseniz Sayın Sarı sevinirim. Çok teşekkür ederim. Şubat ayında yaptığımız tüzük değişikliğinden sonra daha güçlü bir biçimde vurgulandı tüzüğümüzde yurt dışı örgütlenmesi ve bununla ilgili hem görevli bir genel başkan yardımcımız var, aramızda bu görevi üstlenmiş bir arkadaşımız var, hem de bu konuda yurttaşlarımızın yaşadığı ülkelerden gelen, onların örgütlenmeleri sonrasında, o örgütler üzerinden gelen, o gruplaşmalar üzerinden gelen beklentiler var. Biz bu doğrultuda öncelikle Avrupa ülkeleri olmak üzere bir örgütlenme çalışması başlattık. Almanya'da 8 birlik oluşturuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş olan insanların bir araya gelerek oluşturduğu 8 birlik oluşturuldu. Hollanda'da ve İsviçre'de de birer birlik oluşturuldu. Bu hafta sonu onlarla Münih'te yapılan bir toplantı nedeniyle bir arada oldum. Arkadaşlarımızın her birinin oluşan dernekler aracılığıyla yürütmeyi amaçladıkları çalışmaları gözden geçirdik. Ben kendi alanımla ilgili onlara yapabileceğim destek ve katkı konusunda bilgilendirdim. Ve gördüm ki gerçekten yurt dışında arkadaşlarımız büyük bir inançla, büyük bir emek ortaya koyarak, özveriyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemeye dönük bir çabanın içindeler. Hem bulundukları ülkede etkin olabilmek, Cumhuriyet Halk Partili kimliğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi kimliğiyle etkin olabilmek, hem de bulundukları ülkelerde yaşayan yurttaşlarımız üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni ana vatanda da desteklemek konusunda çok güçlü bir iradeleri var. Büyük bir saygıyla arkadaşlarımla birlikte oldum ve çok da mutlu oldum. Verimli geçti. Verimli geçti, çok evet. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sarı yayınımıza katıldığınız ve tüm değerlendirmeleriniz için. Ben sağ de olun. Teşekkür ediyorum.